Nara Benek, erotik şair. Ancak Türkiye kamuoyu onu 1992 yılında Cem Özer'in sunduğu Laf Lafı Açıyor programıyla tanıdı. Program, Türkiye televizyonlarının ilk talk show'larından biri. Nara Benek, 1992 yılında bu programa katılıyor ve bir şiir okuduktan sonra memelerini açıyor. Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı olan Star'da yayınlanan programda konuklar arasında Aylin Divaneli, Halil Kadirbeyoğlu ve Nara Benek var. İddialara göre Aylin Divaneli o programa Can Yücel ve başka bir genç şairle birlikte katılacağını zannediyordu. Kulisteyken Nara Benek'in şiir okurken soyunduğu bilgisini alan Divaneli, program çekimlerini terk etmek için uğraşmış ancak Cem Özer'in gayretleri sonrası kalmıştı. Hatırlatmakta fayda var. O dönem çekimler yayından bir saat önce tamamlanıyordu. Aylin Divaneli duruma tepki göstererek kadın bedeninin teşhirine karşı olduğunu söylüyor. Nara Benek ise o programa transparan bir gömlek ile geliyordu. Benek, anneme bir mesaj iletmek istiyorum dedi ve Çıplak Kadın adlı şiirini okudu. Şimdi o şiiri Nara Benek'ten dinleyelim. Aslında şimdi saygı duyuyorum. Tabii ki farklı düşünecek. Herkesin aynı düşünceyi bekleyemeyiz. Farklılıklar olacak. Nasıl ki ben böyleyim, siz farklısınız. Diğeri bir başka. Değil mi? Nasrettin Hoca esasında ne güzel söylemiş. Hocaya sormuşlar. Hoca niye herkes başka tarafa gidiyor? Herkes aynı tarafa gitse dünyanın dengesi bozulur demiş. Yani herkes aynı düşünse hakikaten denge kalmaz. Valla ben anneme bir mesaj ileteyim burada, programı seyredecek. Çünkü annen önemli ama yaşam benim yaşamım. Allah bu yaşamı bana vermiş, ben devam ettireceğim. Başkaları için de yaşamak istemiyorum. Annem kendi yaşamını yaşasın, diğerleri de kendi yaşamını yaşasın, beni benimle bırakın. Diyorum ki kendimle bir oyun oynadım, adı Çıplak Kadın. Ben soyunuyorum, siz bana ne kızın ne küfredin. Sakın üzülme anne, ben televizyon kızı oldum. Film icabı soyunmaktayım. Böyle gerekiyor anne. Ben soyunabilirim yani. Teşekkür ederim. YouTube'da artık radyo ve televizyon üst kurulu, yani RTÜK'ün denetimine girdiğinden soyunduğu sahneyi maalesef yayınlayamıyoruz. RTÜK demişken, yıllar sonra bu program sorulan Cem Özer, yine olsa yine yaparım ama şimdi televizyonlarda öyle bir şey yaptırmazlar. Ne kadar geriye gittiğimizin bir göstergesi. Dünya televizyon tarihinde tektir o olay. Amerika'da da haberlere çıkmıştı. Programında bir şair göğüslerini açtı diye gençler kötü yola düşmedi. O zamanlar RTÜK yoktu. Dolayısıyla öyle bir olay oldu diye de kimse sokaklara çıkıp fahişe olmadı. Yasak mantığı için söylüyorum. Yasaklar her zaman yasaklanan şeyi cazip kılar. Şimdi sigarayı mozaikliyorlar. Bilmiyor muyuz onun sigara olduğunu? Çok şarklı, aciz bir uygulama. Biz hep örtmenin ve yasaklamanın peşindeyiz sözlerini sarf etmişti. Programdan sonra Aylin Livaneli'nin böyle rezalet olmaz diyerek ağladığı ve stüdyoyu terk ettiği öne sürülüyor. Nara Benek ise kendini çıplaklık benim dünya görüşüm, çıplaklık benim ruhumda var. Hepimiz bu dünyaya çıplak olarak geldik, çıplak olarak gideceğiz. Çekimde de bu görüşlerimi açıkladım sözleriyle savundu. Nara Benek bu programdan sadece 2 sene sonra, 1994 yılında yapılan seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi yani MHP tarafından İzmir Narlıdere Belediye Meclisi'ne aday gösterildi. Türkiye televizyonlarında bir daha böyle şeyler görür müyüz bilinmez. Ancak RTÜK'ün Türkiye televizyonlarını ne kadar geriye götürdüğünün bir ispatı niteliğinde.